Herkese günaydın. Bugün evimdeyiz. Evime hoş geldiniz. Ve sizlerle bir günlük hayat rutinimi, alışkanlıklarımı paylaşacağım. Tabii ki güne kahve içerek başlıyorum. Çünkü bu benim 20 yıllık bir alışkanlığım. Marşa basmam için kafein almam gerekiyor. Ayrıca bu videonun sponsoru Big Joy ailesine çok teşekkür ederim. Sizlerle bu videoyu paylaşmamda bana yardımcı oluyorlar. Ben sabırsızım. Çok güzel video olacak. Akşama kadar beraberiz. Hadi o zaman başlayalım. Benim için işe gitmek aslında tam olarak işe gitmek gibi değil. Çünkü Balaban benim ikinci evim. Orası benim antrenman yaptığım yer, yemek yediğim yer, bütün günümü geçirdiğim yer. O yüzden bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Şükürler olsun diyorum her zaman. Dışarıda çekimler olduğu zaman 2 gün sonra oraya gidince çok mutlu oluyorum. Oradaki insanları özlüyorum. Ve tabii ki bu konuda çok şanslıyım. Ama ne yalan söyleyeyim, bu şansı elde ederken çok çalıştım. Yıllarca çok emek verdim. Öyle bir anda havadan olmuyor bunlar. Ve belki 10-15 yıllık bir emeğin sonucunda da böyle bir şeye sahip oldum. O yüzden bazen insanlar dizinin son sahnesini görüyorlar, mutlu sonu ve ne kadar güzel diyorlar. Ama o dizinin içinde çok dramatik, çok üzücü, zorlandığımız, hatta bırakmak istediğimiz, dayanamadığımız sahneler oluyor, bölümler oluyor. İnsanlar da onları izlemiyorlar. Çok dramatize etmeyeceğim ama şu an elde ettiğim, sahip olduğum hiçbir şeyi kolay sahip olmadım. Günün sonunda da oraya gittiğim için çok mutluyum. Gelin sizi orada biraz gezdireyim, hatta ofisime girelim. Oradan da antrenmana geçeriz. Evet, bir günlük rutin çekiyorsak eğer, hadi içeri gel Harun, mutlaka sizlerle ofisimi paylaşmak zorundayım. Çünkü burası benim hayatımın büyük bir çoğunluğunu geçirdiğim mekan. Böyle ufak tefek detayları paylaşacağım. Gelin buradan başlayalım. Mesela TRT'ye gitmiştim Macaristan'a. Orada Filipin ustası bir hoca bana bu sopaları hediye etmişti. O yüzden bunları buraya koydum. Yine biliyorsunuz İbrahim Balaban'la bir tane ok videosu yapmıştık. Okumu buraya koydum. Burada çok sevdiğim kitaplarım var. Bazen dostlarım ofisime geldiği zaman bir konudan bahsettiğim zaman ya şöyle bir kitap okumuştum, al okuyup bana getirirsin diye bazen onlara veriyorum. Burada bir tane savaş gemisi var. Çok sevdiğim bir kardeşim bu gemide çalışıyordu. Onun da oyuncak halini bana ana olarak getirdi. Askeri ve askeriyi çok sevdiğimi bildiği için ben de böyle baş köşeye koydum. Burada eskiden kullandığım eldivenler var. Hatta Küba bölümünde bu eldivenleri kullanmıştım. Ve duvarımda Work hard, stay humble yazıyor. Bunu çok seviyorum. Çok çalış ama mütevazı ol. Hatta Balaban tişörtlerinde sırtında biliyorsunuz bu sözler yazıyor. Duvarlarımda birçok şey var. Hızlıca geçeceğim ama hepsinin bende ayrı bir değeri olduğu için size paylaşmak istiyorum. Bu Finlandiya bölümünde TRT'yi çekerken bölümün sonunda bana bir tane sertifika hediye etmişlerdi. O yüzden bu sertifikayı yine güzel duvarıma astım. Doğukan Polat kardeşim çok sevdiğim bir kardeşimdir. O da benim için çok güzel bir fotoğraf çekmişti. Aynı şekilde onu da duvarımda astım. Burada SAT komandoları, iyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. İyi ki Türk komandolarısınız. SAT komando çok dostum oldu bugüne kadar. Bazı komutanları da tanıyorum. O yüzden onlarla bazı etkileşimlerimiz ve projelerimiz olmuştu. Onların da bana gönderdiği bir teşekkür belgesi var. Onu da yine en yukarıya, baş köşeye astım. Burada Deniz Harp Okulu'ndan bana verilen bir belge var. Deniz Harp Okulu'na gidip antrenman sistemleri, enerji sistemleriyle ilgili bir söyleşi yapmıştım, seminer vermiştim sevgili Balaban'ın bazı hocalarıyla. Onlar da 500 tane askerden fazla asker o söyleşte beni dinlemişti. Hala bugün sokağa çıktığım zaman, hocam ben o gün oradaydım, spora dair söyledikleriniz hala aklımda diyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum. Gerçekten çok verimli bir eğitimdi. Tabii ki bütün bunlar benim için bir iş değil, gönül işi. Çok da beni mutlu eden şeyler. Aynı şekilde burada bir tane pilot tulumu var. Hava Harp Okulu'na gitmiştim Yeşilköy'e ve onlar da oraya bir spor salonu yaparken benden birçok fikir almışlardı. Ankara'dan mimarlar geldi, komutanlar geldi ve ben onlara nasıl bir spor salonu yapmaları gerektiğini ve içeride yapılan antrenmanla ilgili birçok bilgi vermişti. Benim için çok güzel anılar. Onlar da benim bu seminerimden sonra orada bulunan askerden bir tanesi, pilotlardan bir tanesi bana gelip hocam sen bize çok emek verdin, gönül işi yaptın, biz de sana bu tulumu hediye ediyoruz dedi. Ben de ofisimin baş köşesine astım. Bazı kişiler pilot musun sen falan diyorlar. Hayır ama onlarla güzel bir anım olduğu için de bu hediyeyi kabul edip ofisimde gururla taşıyorum. Burada böyle bir helikopter var, küçük. Bu da bana Malatya'dan verildi. Malatya'ya gitmiştim Serdar abimle birlikte. Orada Serdar abi onlara survival eğitim verirken ben de sporla ilgili konuşmuştum ve bir spor salonu yapmalarına yardımcı oldum. Onu beraber dizayn ettik ve bazı ekipmanlarda tedarikçiler aramıştım. Gerçekten de Malatya'da MAK'ın içinde güzel bir spor salonu var. Tabii ki askerlerimizin antrenman yapması gerekiyor. Onlar bizim için çok önemli. Amerika'da askerlerle dövüşçüler ve crossfitçiler bunlar hep bir arada çalışıyorlar. Biz kendi vatanımızda, kendi ülkemizde bunu niye yapmayalım? Biz de hep yakın durmalıyız. Onlar üniformalı asker, biz de üniformasız askeriz. O yüzden her zaman onlarla her şey yapmaya hazırım. Asker demişken size çok duygusal bir şey göstereceğim. Afrin'den, çatışmadan bana bir fotoğraf geldi ve bu roketin üzerine benim adımı Jiu-Jitsu MMA yazıp Türk bayrağı koyup Instagram'dan bana gönderdiler. Çok duygulandım. Ben de print edip ofisime astım. Askerler iyi ki varsınız ve o anda bile beni düşünüp eğer oraya adımı yazdıysanız gerçekten beni seviyorsunuz demektir. Ben de sizleri seviyorum. Burada Amerikan askerlerden gelen bir teşekkür belgesi var. Amerikan konsolosluğuna gitmiştim. Onlara Jiu-Jitsu ile ilgili ve yakın dövüşle ilgili seminerler vermiştim. Marinlere 2012 senesinde, zaman hızla akıp geçiyor. Onlar da bana bir teşekkür belgesi göndermişlerdi. Onun üstünde de Ball State Üniversitesi'nden pazarlama eğitimi aldığım için bir mezuniyet belgesi var. Gerçekten hayatımın en güzel yıllarını üniversitede geçirdim. Amerika'da çok şey öğrendim. Tabii ki kendi kültürümle orada öğrendiğim şeyleri harmanlayınca iyi bir hayat tecrübesi çıktı ortaya. O yüzden de orada okuduğum için ve oraya gidip bütün bunları öğrendiğim için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Burada sevgili Namık hocamın bana hediye ettiği bir judo kitabı var. Bakın ansiklopedi gibi. Namık hocam çok değerli birisi. Biliyorsunuz onunla da videolar çekiyorum ve sosyal zamanda da görüşmek istiyorum her zaman. Çünkü onunla her görüştüğümde ondan çok şey öğreniyorum ve İnanın bana, sizler belki benden yaşça küçük olanları izliyorsa, beni örnek alıyorsanız, benim de kendime örnek aldığım idollerim, abilerim var. Namık Hoca da bunların başında geliyor. Türk sporunun en usta ismi sevgili Ertan Balaban kardeşime yazmış. Hocam iyi ki varsın, seni seviyorum. Aynı şekilde yine çok örnek aldığım, çok sevdiğim Serdar abimin Doğaya Dönüş kitabı var. O da benim gerçekten her konuda örnek aldığım ve kendime idol olarak gördüğüm bir abim. Birçok jiu-jitsu turnuvasına dövüştüm eskiden. Şu an tabii uzun zamandır dövüşmüyorum. Umarım geri gelip tekrardan bunu yapacağım. Ama o dövüştüğüm turnuvalarda bana hediye ettikleri en sevdiğim turnuvanın tişörtlerini anı olsun diye duvara astım. Gerçekten de benim için unutulmaz yıllardı oraya gidip müsabaka yapmak. Bunlara bakınca da hep aklımda bir şeyler geliyor ve duygulanıyorum. Burada çok sevdiğim Amerika'daki plakam var. Indiana ve Ertan yazıyor. Indiana'da 8 sene yakın zaman geçirdim ve burada da birçok üniversite kitabım duruyor zaten. Demin dediğim gibi orada çok şey öğrendim. Burada TRT Belgesel'in bana göndermiş olduğu bir ufak radyo var ve klasik bir şey. TRT Belgesel'de dövüş sporlarıyla ilgili belgesel yapabilmek, ulusal kanalda insanlara seslenebilmek benim adıma çok gurur verici bir şey. O yüzden kendimi yine şanslı hissediyorum. Bu sporlarda kendimi elimden geldiğince hem insani olarak hem sporcu olarak geliştirmeye çalıştım. Herhalde belgeselcilik de bunun son noktası oldu. O yüzden şükürler olsun ki böyle bir şey yapmak da hayatımda bana nasip oldu. Buraya geldiğimiz zaman burada Jose Aldo'nun, UFC şampiyonu Jose Aldo'nun benim için imzalamış olduğu bir fotoğraf var. Brezilya'da onunla antrenman şansı bulmuştum. Gerçekten dünyada bu işi en iyi yapan adamlarla antrenmanlar yaptım. Bu konuda şanslı hissediyorum kendimi. Hemen yanında da TRT ile Küba bölümünde antrenörüm olan hocamın dünya şampiyonu olduğu maçın fotoğrafı var. Bunu da evine gittiğim zaman "Al bu fotoğraf sende kalsın" dedi. Ben de duvarıma asıp bunu anı olarak saklıyorum. Gerçekten burada her şey bir anı. Yine YouTube'dan bildiğiniz Sualtı Federasyonu'ndan bana gelen bir tek yıldız sertifika. Bunu da hepinizin önünde YouTube videosu yaparak almıştım. Gerçekten çok güzel zamandı. YouTube bana hayat verdi diyorum. Niye? Çünkü birçok zaman üşendiğimiz, yapmadığımız, sonra yaparız dediğimiz şeyleri YouTube sayesinde ertelemiyorum ve yapıyorum. YouTube demişken bana YouTube Türkiye bir çikolata göndermiş. Evet, şu anda abone sayımız çok fazla değil ama videolarımızı çok beğendikleri için ve içinden de görüntüler kullandıkları için teşekkür mahiyetinde bana böyle bir şey göndermişler. İyi ki varsınız. Evet, bu işi seviyorum. Umarım da uzun bir süre yapacağım. Çok konuştum ama hızlıca anlatmaya çalıştım. Burası benim için çok değerli bir yer. Buraya da her zaman herkesi sokmuyorum ama çok fazla mesaj almıştım. Abi işte bize günlük hayatını paylaş, ofisini göster, evini göster diye. O yüzden sevgili takipçilerimle bütün bunları paylaşmak bana gurur veriyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi giyineceğim ve aşağıda antrenmana başlıyoruz. Görüşürüz. Şimdi antrenman öncesi hazırladığım bir tane supplement var. Hemen onu hazırlayalım. Big Joy benim için bir kombinasyon yaptı web sitesinde. Sizlerle bu linki aşağıda paylaşırım. Çok basit. BCA'mız var. Glutaminimiz var. Bir de kreatin var. Bunları koyarken çok zorlanıyordum. O yüzden de şöyle ufak bir ekipman gönderdi Big Joy bana. Sağ olsun. Suyumuzdan biraz içiyoruz. Ondan sonra böyle açıyoruz. Sıra sıra koyuyoruz. Hepsini aynı anda içebiliyorum. Çünkü bunların iki tanesi aromasız ama bu BCA inanılmaz güzel bir karpuz aroması var içinde. O yüzden de tadı güzel oluyor. Genelde antrenmandan önce alıyorum. Bana enerji veriyor ama antrenmandan sonra da içebilirsiniz bunu kolaylıkla. Hadi geçelim antrenmana. Şimdi aşağı kata indik. Caner burada. Caner sağlam, iyi dostumdur. Beraber antrenman yapacağız. Bakalım ne yapıyor şu an, onu izleyelim. Caner, evet bugün antrenman ne yapıyoruz kardeşim? Çok sever kamerayı. Bugün çok özel bir antrenman, şaka. Hatta şey yapacağız ya, klasik bir bodybuilding. İşte en sevdiğiniz. Evet, bugün bölgeye çalışıyoruz. Total body, aynen. O zaman hadi antrenman başlıyoruz. Antrenmanda ama ne diyorsun? Şu an antrenmanda mı, muhabbette mi görüyorsun? Yani bilmiyorum, antrenman yaptığını düşünmüyorum şu an. Disiplinsiz diyorsun? Bu aralar öyle. Hocam size disiplinsiz dedi ama Allah. Kendisine soralım. Hocam ne diyorsa o. Yani bana bu hayatta bir şey öğreten herkese saygım sonsuz. Orkun Hoca da bana çok antrenman verdi ve çok emek harcadı. O yüzden haklı. Bu ara hem yemek konusunda hem antrenman konusunda biraz dağıttım kendimi ama bazen de insana ihtiyacı oluyor. Toparlayamıyorum. Bir iki tane çekim var. Onları bitirip 8 Ocak'tan itibaren şartları kaldırıyorum. Diyet, antrenman. Hocam inanmıyor şu an, inanmıyor. Şu an bana inanmıyor. Ama bunu ispatlayacağız kendimize. Bekliyoruz. Ne haber? Ay şu an bir görüntü almam gerekiyor da. Evet, buyurun. Ertan Hoca çok çalışıyor değil mi? Evet, çok fazla çalışıyor. Şöyle ki, bunu nasıl özetleyebilirim bilmiyorum ama herkesin spor yapmasını istiyoruz. Bu da biraz yoğunluk gerektiren bir durum olduğu için biz de işimize konsantre oluruz. Sen burada olduğun için biz dışarıda rahat rahat çekim yapabiliyoruz. O yüzden sana teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ne haber, nasıl gidiyor? Abi yorucu. Şubat'ta maçım var. Ona hazırlanıyorum. Kilo düşmem lazım. Sıkı diyet var. Genç abi daha ya. Baksana. Ha? Genç hala. Emin misin? Evet. Daha ne kadar gider böyle? Bakıyor kendine abi. Bizi de şok ediyor. Ben de ondan sonra geç yaşlanmaya karar verdim. İyi antrenmanlar. Eyvallah abi. Abi sen nasılsın? Selam. Selam. Ya Ertan Hoca nasıl? Vallahi Ertan Hoca'nın hem disiplini var hem de böyle bir abi gibi davranıyor aslında bize. Ama bizim belli bir sistemimiz var zaten. O sistemimiz olduğu için de iyi davranıyoruz, devam ediyoruz ama bize patrondan ziyade bir abilik yapıyor. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Yine antrenman yapıyorum biz ama. Ya abi hep böyle işte. Kamp arkadaş olarak kesin. Kesinlikle başarılı. Bütün şey... Açıklar onun sayesinde kapandı. Tabak, çanak ne varsa ondan geldi. Bir de senin mantarlar işte. O işte hayatım bu. Böyle güzel insanlar, spor yapıyoruz. Şakalaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Hayat bir şey geçiyor. Asıl adam geldi ya. Geldi ya. Kardeş. Kardeş ne yapıyorsun ya? İyi kardeş, sen ne yapıyorsun? Gene geldim, daha iyi oldun. Ne var ne yok ya? İyi senden. Ne olsun, geldik İstanbul'un en hoş, hijyenik, motivasyon dolu salonuna. Merhaba kardeşim, merhaba nasılsın? Abi. Ne var ne yok, nasıl gidiyor? Eyvallah. Antrenmanlar yapıldı mı? Yapıldı. Sağlıklı beslenildi mi? 10 numara. Biz harika bir ekip miyiz? Aynen öyleyiz abi. Balaban bizi sporcu yapar mı? Yapar. İşte bu! Gel gel, nereye? Şuraya bir otur kardeşim ya. Merhaba arkadaşlar, ben Cahit Kepenek. Ya bırak şimdi onu. Beni herkes tanıyor kardeşim zaten. Sen kendini tanıtmana gerek yok. Gün poşetiyle gelmişsin kardeşim. Tabii ya, korsan ders veriyorum ben, biliyor musun abi? Ertan abimiz güzel bir abimizdir. Racon bilir. Parayı cebinde taşımaz, ortaya koyar. Herkes ihtiyacı olduğu kadarını alır. Silahını adamına taşıtmaz, kendi taşır. Sırtını duvara değil, dostlarına yaslar. Ve takılır yani abi. Şile Davut abi. Abi. Eyvallah abi, seni sormadı. Antrenmanımızı yaptık. Öyle mi? Aynen abi, şimdi bir yemek yiyeceğim, geleceğim. Abi Ertan abi de yani 40 yaşına gelmiş. Bir bizde antrenman yapıyor, bir jitsuya çıkıyor, bir crossfit'e iniyor. Ne yapıyor anlamadım. Beraber sözde antrenman yapacaktık, kickbox falan. Videoyu çektik, bir daha antrenman yok abi. Vallahi daha gelmedi. Abi görüşürüz. Ulan bir sen kötü konuştun ya. Biraz daha bir şeyler söylesek. Ya şöyle kötü konuşmak değil, ben gerçekleri söyledim. Deniz selam. Selam. Ne haber? O kadar çalıştım telefona bakınca yakalandım ama. Ama çalıştım. Bir saattir çalışıyorum. Çalıştım, görüntüler var, merak etme. Ay. Ertan Hoca deyince benim aklıma direkt pozitiflik, güler yüzlülük. Yani Ertan Hoca ben çok seviyorum zaten. Bayağıdır, eskidir de tanıyorum. Ya adam sürekli enerji veriyor. Yani ülkenin en kötü gittiği anda bile konuştuğum zaman böyle bir umutla dolup onun yanından mutlulukla ayrılabiliyorum. Gerçekten bunu. Şu anda böyle bir çekim olduğu için söylemiyorum. Hep kendisine de, insanlara da söylerim. Çok tatlı bir insan, yani örnek bir insan. Ve bence en önemlisi ilham veren bir insan. Arka sokaklarla takipçiniz. Teşekkür ederim. İzlemeye devam edin. Balaban Solid Sports olarak da bu işe ilk dövüş sporları ve crossfit'e başlamıştık. Herkes de bizim sadece bunu yaptığımız abi ama aslında burada 25-30 tane grup dersi var. Ve Selfie Spor'la anlaştığımız için de burada birçok ekipman aldık. Şu dab bile başlı başına bir spor salonu. Aynı zamanda burada koşu bandımız, leg curl'ümüz, chest press'imiz var. Gerçekten antrenmana üşendiğim zamanlarda ya da yorgun olduğum zamanlarda gelip burada bölgesel antrenmanlar yapıyorum. Ve aslında üyelerimizin de kendi kendine gelip çalışabildiği bir alan olması bizi bir üst seviye taşıdı. Balaban sadece bir tane ekolün uygulandığı bir spor salonu değil, aslında 25-30 tane farklı sporların yapıldığı, grup dersi verilen ve özel ders verilen bir yer. Arada da bunu sizlerle paylaşayım çünkü burası benim evim. Bunu anlatmadan geçmek olmaz. Zaten aşağı tarafta da sosyal medya hesaplarımızı sizlerle paylaşacağım. Mottomuz da Balaban seni sporcu yapar. Yani burası sadece antrenman yaptığınız bir yer değil. Aslında buraya geldiğiniz zaman aynı buradaki hocaların olduğu gibi sizi birer sporcu yapıyoruz. Web sayfamızı kontrol edersiniz. Merhaba. Merhaba. Teşekkürler. Galiba burada en yeni çalışan sen misin? Aynen, en yeni çalışan benim, en küçüğü de benim galiba buranın. Öyle mi? Aynen. Ben ne burada... kardeşim? Bu benim için çok büyük fırsat aslında. Yeni başlamış olmama rağmen zaten BESYO öğrencisiyim. Ertan hocam bana bir imkan sağladı açıkçası. Çok öğrenmem gereken şey var, ondan bütün gençlere tavsiye ediyorum zaten bizde, çevremizde. Ertan hocayı takip etmeyi unutmayın kesin. Burada galiba en eski eleman sen misin? Aynen, buradaki en eski eleman benim. 2011'den beri Ertan Hoca'yleyim. Takımı, jiu-jitsu takımını kurduğundan beri kendisiyle beraber antrenman yapıyorum. Evet, geldik wellness kısmına. Burada Esra Hocam'ın şu anda pilates dersi var. Arka tarafta fizyoterapi odası var ve diyetisyen Hasan'ın ve fizyoterapist Hasan'ın odası da arka tarafta. Burası da bizim wellness katımız. Burada da Aikido dersleri oluyor ve pole fitness dersleri oluyor. Şu an içeride dersler var, o yüzden soyunma odasına gidiyoruz ve yemekte görüşürüz. Hadi yemek yiyelim. Yemek istiyoruz. Bakalım neler var. Harika. Kase var mı? Tamam, ben bir tane makarna istiyorum sana zahmet. Aynen, ton balığıyla. Bir de yanına birazcık sebze. Tamam. Aynısından abi, iki tane olsun. Tamam, bir tane daha yapalım. Sonra ben bir protein shake yapacağım burada, tamam mı? Bu genelde burada sağlıklı ürünler kendisi tüketiyor. Ton balığı. Genelde içerikleri ne oluyor? Sebze kase yiyor, tam buğday kase yiyor, basmati yiyor. Genelde kaselerimizden besleniyor. Yeşillik ağırlıklı. Haşlanmış sebzelerimiz var, onlardan besleniyor. Protein olarak da tercih ediyor. Protein shake'leri var. Kendisi genelde kendi yapmayı daha çok seviyor. Kendisi gelip ilgileniyor. Bizim kendi içeceklerimiz var, onlardan çok protein ağırlıklı. Şu antrenmandan sonra yemek faslı en sevdiğim zaman. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ama mutlaka yağımı, proteinimi, karbımı alıyorum. Eğer eksik kalırsa da gerçekten kendimi güçsüz hissediyorum. O yüzden Eggbox'ın buraya açılması da benim için gerçekten pratik ve iyi oldu. Evet, geldik videonun başında verdiğimiz söze. Balaban Shake yapacağız şimdi. Malzemeleri anlatıyorum. Bir tane proteinimiz var tabii ki, ana malzememiz. Yulaf ezmemiz var, fıstık ezmemiz var. Sütümüz var. Ben genelde laktozsuz süt içiyorum çünkü karnım biraz rahatsız ediyor. Bir de muz var. Şimdi önemli olan bunların sırası. Tamam mı? Zaten malzemeler çok kolay. Biraz fazla yapayım da dağıtırız ya herkese, değil mi? İçecek misin abi? Genelde. Kaç kilo verdin son bir ayda? 13. Vay be. Ya. Balaban seni sporcu yapar diye boşa dememişler kardeşim. Şoklarımızı koyuyoruz. Heh, buzumuz da var. Kardeşim nasıl biliyor ama? Ya bu Eggbox var ya, can bu Eggbox ya gerçekten. Shake'imizi, evet. Şimdi buradaki tüyo şu, hepsini koyup karıştırmıyorum. Önce shake'imi koydum, yani proteinimi koydum. Önce bunu bir çalıştırıyorum. Şimdi buzlarımı dahil ediyorum. Vay be. Granula koyacağım. Daha doğrusu yulaf ezmesi koyacağım. Çok fazla değil, yoksa çok yoğun oluyor. En güzel yapan yere, evet, fıstık ezmesini koyduk. Biraz daha buz koyuyoruz. Son olarak buzumuzu atıyoruz. Canlı yemek isterseniz de Ateşehir Eggbox'a gelirsiniz. Dersiniz ki ben Ertan Hoca'nın Balaban Shake'ten istiyorum. Size verirler. Şu kıvama bakar mısınız? Bak, bak. Çok yoğun olmayacak, çok sulu da olmayacak. Bunu tutturmak tecrübe istiyor. Tamam. Şimdi önce ben bir deneyeyim bakayım bunu. Abi şunu dener misin Allah aşkına? Onu da alayım, bunu da alayım. Hadi görüşürüz. Bundan tadına bakabilir miyiz? Caner. Shake'imizi içiyoruz ve artık eve gitme zamanı geldi. Baban!